Başkanım hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben 10 sene önce Ankaracı Kongresi'ni hatırlıyorum. Başkanlık binasının Bodrum'unda 36 kişiyle yapılmış bir kongreden. Şimdi Ankara'nın en görkemli salonunda çok coşkulu ve çok güçlü bir Ankaracı yönetimine. Emekleriniz için ilk önce teşekkür ederek başlayayım. Birçok şey anlattınız. Stadı anlattınız, yeni tesisleri anlattınız. Heyecanlandık. Anlatmadıklarınız mutlaka vardır. Evet, yani bir an evvel tabii kongrenin yapılması ile ilgili biraz detaya girmek istemedim. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şunu sizin vasıtanıza söylemek isterim. Gerçekten Ankara Gücü dünyanın en iyi kulüpleri nasıl yönetiliyorsa veya hangi imkanlara sahipse buna getirmeye çalışıyoruz. Bu birden olmuyor. Evet, biz geldiğimizden beri birkaç söz verdik. Ankara Gücü'nün mali yapısını düzeltmek. Onu bir aşamaya getirdik. 19 Mayıs'ta da yıllardır bekleyen bir ve taraftarı camiamızın özlemle beklediği şey. Ve onu bu yönetim ciddi çaba sarf ederek gündeme aldı. Kamuoyu gündemini aldı. Siyaset, hükümetin gündemini aldı. Ve Türkiye'nin en iyi stadını yapılacak bir hale getirdi. İhalesi yapıldı ve yakında temeli atılacak. Böceği de ilk defa gördük. Doğru, yanlış mı yoksa evet, ilk defa gördük. Evet, gerçekten dünyanın en iyi statlarından biri olacaktır ki Ankara'ya yakışan. Burada bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek sarf etti ve bu projenin yapılması ile ilgili bütün kurumlara talimat verdi ve inşallah başladıktan sonra 2 yıl içinde, 24 ay içinde proje tamamlanıp camiaya sunulacaktır. Bunun için biraz daha sabır diliyoruz. Bu süreç devam ederken Ankara Gücü iyi bir stada sahip olana kadar da Ankara Gücü'nün eksikliklerini tamamlayıp o statta hazır hale getirecek bir takım oluşturmak istiyoruz. Güzel statta güzel futbol lazım başkanım. Evet. Bugün gerçekten çok iyi bir yönetim kurduk. Bunu yarın detaylarıyla beraber siz kamuoyuyla paylaşırsınız. Ankara'nın sevilen isimlerini ve imkan sahibi isimlerini bir yönetim kurduk. El birliğiyle, burada mesajım da bütün siyasi partilereydi, bütün belediye başkanlarıydı, bütün şehriydi, bütün şehrin dinamiklerineydi. Bu takıma sahip çıkmamız lazım. Biz bu yönetim olarak buna onlar da katkılarıyla bu işi başarmaya geldik biz. İnşallah iyi günler bekliyor Ankara Gücü'nün. Şimdi Ankara Gücü'nün aslında güçlü de bir yönetimi var. Geçen sene çok büyük bir işi başardı. Belki bu sene olsa daha zor olacaktı çıkış. Çok iyi transfer yapan takımlar var. Ben bu kadar büyük bir revizyon açıkçası sizden beklemiyordum başkanım. Mutlaka güçlü isimleri alacağınızı evet, tahmin ediyordum. Ama bu kadar ciddi bir revizyon gelmez diyordum. Ben şunu önemsiyorum arkadaşlara, yönetime de bu değişikliği yapma gerekçemi de. Benim için olmazsa olmaz bu kulüpte iki şey vardır yönetimde. Kolektif çalışma uyumu ve ekonomik katkı. Bu anlamda bu kriterlerle ilgili sorun olmayan hiçbir şeyle ilgili tasarrufta bulunmadım. Bu olmazsa olmaz. Kolektif çalışma uyumu ve ekonomik katkı. Bu yönetim oluşma sebebi odur. Geçmişte katkı sağlayan arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Büyük ve özveri gösterdiler. Bu anlamda beni anlayabildiklerini düşünüyorum. Tabii ki her insan değişiklikle rahatsız olabilir ama her şeyden önemlisi Ankara Gücü. Hatta şunu açıkça söyledim. Bu değişime önce kendimden başlamak istediğimi, bu Ankara Gücü'nü daha iyi bir yere getirecek bir başkan adayı varsa gerçekten fedakarlık yapabileceğimi söyledim ve sonuna kadar da onun hizmetinde olacağımı söyledim. Hala o kanaatliyim. Bu anlamda Ankara Gücü'nü iyi yerlere getirecek kim varsa bu kapı ona açık ve bizden de her türlü destek ona verilecektir. Şimdi başkanım, daha önce konuşulmayan bir şey de aslında genel kurulda gündeme geldi. Yeni spor kanunu gereği artık kulüpler şirketleşebiliyor evet, ve hisselerini satabiliyor %49'a kadar. Siz bu yetkiyi genel kurul evet, delegelerinden aldınız. Evet. Öyle bir niyetiniz var mı Ankara Gücü? Şimdi onu şunun için, bu yasal zorunluluktu. Yasal zorunlulukta bunu yapmamız gerekiyor. Daha spor yasasında gerekli düzenlemeler, yönetmelikler çıkmadı. Bunu bekliyoruz. O anlamda da genel kurulu daha fazla yormayalım diye bu yetkiyi genel kuruldan yönetime aldık. Bundan sonraki süreci yönetim götürecektir. Ama kamuoyuyla paylaşarak yapacağız. Bu anlamda Ankara Gücü camiası ister anonim şirket olsun, ister dernek olsun, bu anlamda Ankara Gücü'nün kurumsal kimliği ve tarihine zerre kadar hale gelmesine müsaade etmeyiz. Ben 3-4 aydır diyordum ki Faruk Başkan gibi Ankara'nın sayılı müteahhitlerinden bir tanesi, güçlü bir yönetim, o tesisleri öyle bırakmaz. Evet. Bu tesisler gerçekten
yapıldığı zaman çok işlevseldi, çok güzeldi ama artık Ankara Gücü'nün ihtiyaçlarını karşılamayacak haldeydi. Projeyi gösterdiniz, biraz detayları verebilir misiniz başkanım? Şunu bilsinler, en kısa sürede Ankara Gücü Türkiye'nin en iyi tesislerine kavuşacaktır. Yani 30-40 yıllık bir tesislerdi. Gerçekten şu anda kullanılamaz halde. Tamir bile o şeyi kurtarmıyor. O anlamda mimar arkadaşlarıyla sponsor oldular. Bir kuruş para almadılar ve Ankara Gücü'nün en iyi tesisin projesini hazırlıyorlar. İnşallah en kısa sürede bu projenin gerçekleşmesi bu yönetime nasip olacaktır. Biz de elimizden geldiği kadarı bu tesisin kısa sürede yapılması için var gücümüze çalışacağız. Hem tesisle beraber stat da yapılırsa, iyi de bir kadro yapılanması olursa Ankara Gücü'nün artık başarıdan başka şansı yok. Bunu yapmak için de top sahada diyeceğiz.